jet çağına geçmeyle beraber havacılıkla ilgili de bu akrotim timlerinden bahsetmiştik. Yani kurulan üslerde akrotim gösteri uçakları da görev yapmaya başlıyor. İlk defa Balıkesir'de ilk üs olduğu için akrotim kuruluyor. Bunun ismini de Milli deniyor. Yani Milli Gösteri Timi gibilerinden. F-84G Thunder Jet uçakları kullanılıyor. 1952 yılından 1962 yılına kadar bunlar faaliyetlerini sürdürüyorlar. Hatta 1954 yılında İtalya'da, 1958'de Belçika'da ve daha sonra Hollanda'ya gidiyorlar. 1959'da da İtalya'da gösteri uçuşlarını yapıyorlar. Bu benim bildiğim birincisi bu. Ondan sonra yine bu kapsamda Türk kuşunun da aslında kendi kurduğu var ama onu geçiyorum. Hava Kuvvetleri babında devam ediyorum. 1955 yılında Eskişehir'de şu an 4. Anajet Üskomutanlığı aslında Mürtet'te. Bu 15 Temmuz'dan sonra o da değişti ama eski yapıya göre söylüyorum. O zaman Eskişehir'deydi. Orada da Uçan Kuğular isimli ikinci akrotim kuruldu. Kuğu F-86 uçaklarıyla onlar da uçtular. 1955 ile 1965 yılları arasında hatta 1964 yılında dokuzlu şu an bizim Türk Yıldızları bildiğim kadarıyla en fazla 7 uçakla uçabiliyorlar. Yani dokuzluyu çok benimsemedi bizim Türk Yıldızları. Ama o dönemde 1964 yılında dokuzlu gösterilerde yapılıyor. Bu manada bana ilginç geliyor. Bu gösteriyle ilgili üçüncü bir filo daha kuruluyor. O da Diyarbakır'da 8. Anajet Üskomutanlığı'nda yine F-84 uçaklarıyla 1957 ile 59 yılları arasında faaliyetlerini gösteriyor. Burada ufak bir hatırlatma da yapalım. 1958 yılında bu Hava Harbi Okulu kurulmuştu ya, oraya kız öğrenciler de alınmaya başlanıyor. Ve bu öğrencilerinden bir tanesi de Leman Altın Çekiç ilk Türk kadın jet pilotu olarak tarihe geçiyor. Yani o eğitimlerini başarıyla tamamlayıp ondan sonra tarihe geçiyor. Bu da önemli bir not olarak kalsın kenarda. Şimdi dördüncü bir tim daha kuruluyor. Bu da Yarasalar. Merzifon'da 5. Anajet Üskomutanlığı tarafından. Bu da 1964-65 yılları arasında F-86E uçaklarıyla gösterilerine devam ediyor. Yani bizde bu gösteri timleri biliyorsunuz şu anda artık tek oldu. 1992 yılında kurulan Türk Yıldızları'na kadar ara ara böyle timler kuruluyor. Ve havacılığı halka sevdirmek adına çeşitli illerde gösterileri yapıyorlar. Bunların da ben faydalı olduğuna inanıyorum. Sanırım Şimdi 1962 ya da 61 yılından itibaren kadın pilot almak, yani tekrar kadın pilot alınmıyor. Yani ilk hava yolları kurulduğu zaman, ya pardon hava yolları diyorum özür dilerim. Hava Harp Okulu kurulduğu zaman kadın pilotlarımız da oluyor ama daha sonrasında sanırım 1992 yılı olması lazım. 92 92 yılına yılına kadar kadar alımlar alınmıyor. durdu çeşitli nedenlerle. Ama o Leman Altın Çekiç mesela albaylığa kadar devam ediyor. Yani jet olarak. Yani öyle örneklerimiz var. Tuna Avar falan da vardı sanırım Efendim? hatırladım. Tuna Avar olması lazım. Yanlış. Olabilir. Çünkü o Bilmiyorum bir Vural kadın Avar vardı albay. rahmetli. Onun eşi olması lazım. Doğru Evet Vural söylüyorsun. Avar'ın eşi. Evet doğru. Heh. Vural Avar'ın Evet. eşi. Bir de Sabiha Gökçen'in rolü nedir bu Türk Havacılık tarihinde? Hani biliyorsunuz ilk kadın savaş pilotu yanlış hatırlamıyorsam öyle deniyor. Mustafa Kemal Atatürk sonuçta manevi kızı Sabiha Gökçen. Soyadı da Gökçen. 34 yılındaki soyadı kanundan sonra yani göklerle bağlantılı. Onun pilotluğa merakı var. Yani bu Türk Hava Kurumu'na ziyaretlerinde hep yanında geliyormuş. Daha sonra eğitim alıyor ve Türk Hava Kurumu'nda şey oluyor. Pilot oluyor. Biraz durumu özel onun. Yani askeri pilot değil ama 1937 yılında Ağrı'da bomba attığı dahi söyleniyor. Yani Sabiha Gökçen'den için söylüyorum. Yetenekli birisi. Yine 1937'de planör eğitimi kapsamında Moskova'ya ziyareti de var. Yani Türk Hava Kurumu'nda eğitmenlik rolü de üstlenmiş. Bu yönüyle dünyada ilk Türk kadın pilotu olarak da geçiyor.
Ama hani Leman Altınçekiç gibi bir jet pilotu değil tabii ki. Çünkü o jet çağı daha sonra başlıyor. Şimdi Tabii. bizim burada tabii havacılığa yine katkısı olan ufak tefek faaliyetler var. Onları da söylememizde fayda var. Mesela belki duymuşsunuzdur. Türk Hava Kurumu'nun Uçan Türk dergisi var. O yayın hayatına 1960'lı yıllarda başlıyor. Yanılmıyorsam. Ona bir bakmakta fayda var. Pardon, 53 yılında başlıyor. Yani o Uçan Türk dergilerini ben zaman zaman alıp okurdum. Hatta eskilerini bulunca sahaflardan topluyorum. Orada çok güzel yazılar çıkıyor. Zaman zaman ara vermiş ama bu tür dergilerin de havacılığa yönelik, aynı şu an havacılık siteleri gibi önemli katkısı olur havacılığın gelişimine. İnsanlar buralardan özenir. Buradan Şu uçak an mühendisliği devam ediyor çıkar, mu buradan pilot bu çıkar. Efendim? Uçan Türk dergisi şu an devam ediyor mu yayın hayatını? Yani emin değilim. Eski yani 90'lı yıllarda var yayınlanmış çok sayıda ama ondan sonrasını bilemeyeceğim. Şimdi bir de Anladım. yine duyarız İncirlik Hava Üssü var. Onu da hem aslında Çil'deki eğitim üssü var. Onun biraz Türk parası da tabii kullanmışlar. Hem Çil'dekini hem de Adana'daki İncirlik'teki hava üssünü meydana yapanlar Amerikalılar. Takiben Çil'ye pek ihtiyaç kalmıyor. Orası komple Türkiye'nin kontrolünde oluyor ama uzunca bir yıllar İncirlik'teki üs Amerikalıların sanki kontrolünde, biz de böyle ara ara gittiğimiz meydandı ama 80'li yıllardan itibaren o değişti. Şu anda orada bizim iki tane filomuz var. Bir F-16 filosu, bir tane de tanker filosu. Dolayısıyla Amerikalılar misafir pozisyonuna geçtiler. Hani halk biraz böyle hani Amerikan üssü gibi bir algı var. O algı değişti ama onun işte 1950'li yıllarda İncirlik'te meydanın kurulma hikayesi, buraya yatırım yapıyorlar. 1958'de de ismini İncirlik olarak değiştiriyor meydan. Türk Hava Yolları da bu arada kuruluyor. Kanunla kuruluyor. Eskiden Devlet Hava Yolları. Ondan sonra belki duyarsınız, Ankara'da hava tüneli var. Bu rüzgar tüneli olarak geçen. Yani motor fabrikası kurdunuz, uçak fabrikası kurdunuz. Bunu devam ettirecek bir de hava tüneline ihtiyaç var. Ama maalesef hani biraz önce söyledik, makine kimya endüstrisine devredilmiş. Türk traktör haline gelmiş motor fabrikası da. Bu şartlar altında rüzgar tüneline de çok ihtiyaç kalmıyor. Veya işte işletemiyorlar. Dolayısıyla onu genelkurmaya teslim ediyorlar. Genelkurmay da onu bir depoya falan dönüştürüyor ama Bu rüzgar tüneli ne tekrar işe yarıyor faaliyete peki? geçirildi. Tekrar faaliyete geçirildi ama biraz tabii müze kapsamında subsonik bir, yani fonksiyonel olarak faaliyeti sağlandı ama buradan herhangi bir şekilde günümüz şartlarında uçak üretmeniz mümkün değil. Ankara rüzgar tünelinden bahsediyorum. Bu rüzgar tüneli bir hava fabrikasından ne ölçüde ayrılıyor? Yani nasıl bir şey bu rüzgar tüneli ya da hava tüneli dediğimiz şey? Sonuçta siz hani bir uçak yapacaksanız tasarım boyutuyla önemli. Hani lisans altında üretimde önemli değil ama siz bir uçağın modellemesini yapmanız lazım. O gövdesini yapıyor olmanız lazım ve bunun işte subsonik, süpersonik, hatta hipersonik olanları da var. O hava şartlarında, o süratlerde gövdenin işte o uçağın aldığı pozisyonlara göre, yatış pozisyonu, yunuslama pozisyonu, işte irtifa alıyor, irtifa veriyor, değişik süratlerde değişik gövdenin gelen hava akışına göre aldığı pozisyon, nerede prodüktif stall oluyor, bunları sizin görebilmeniz ve uçağın daha üretmeden tasarım aşamasında bir takım düzeltmeler yapmanız lazım. Benzetilmiş bir ortam diyelim. Yani uçağın gerçekte havada karşılaşabileceği bütün hava şartlarını siz o rüzgar tünelinde deniyorsunuz. Ve burada Bir tür modelinizi simülasyon geliştirmeye yani. devam ediyorsunuz. Efendim? Bir tür simülasyon yani. Simülasyon gibi değil de mühendislik için esas bu. Yani, ama yani şu anda bunu tabii şeyler var. CFD denilen bu bilgisayarlı ortamda da bu hava akışlarını benzetebiliyorsunuz. Daha önceki verilerden kullanılarak o CFD analizleri yapılabiliyor. Dolayısıyla ama rüzgar tünelinin yerini tutmaz hiçbir şekilde. Rüzgar tüneliyle CFD analizleri birlikte yapılıyor olması lazım. Türkiye'de bildiğim kadarıyla TUSAŞ'ta şu anda rüzgar tüneli yapımıyla ilgili en azından subsonik çalışmalar devam ediyordu. Temelleri de atılmıştı ama açıkçası hangi aşamada bilmiyorum. Bitmiş de olabilir. Maliyetli işler bunlar. Artı hani hem sizin kendinizin kullanması gerekir hem de benzer şekilde uçak üretecek diğer ülkelerin
bu insansız hava araçları için de geçerli. Gelip sizden kirası karşılığı oraları kullanıyor olması lazım. Biz ne yapıyoruz? Şu anda diğer ülkelerin rüzgar tünellerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Onların boş kaldığı, yani bize izin verdikleri zaman aralıklarını kullanıyoruz. Burada tabii ne yapıyorsunuz? Kendi tasarımınızı ister istemez başka bir ülkeyle, o rüzgar tünelinde kim sahipse onunla paylaşmak da durumunda kalıyorsunuz belirli limitasyonlar dahilinde. Dolayısıyla kendimize ait rüzgar tüneli olsa iyi olur. O yüzden Ankara Rüzgar Tüneli'nin de altını ilk bir öncü çalışma olarak çizelim istedim. Tabii bu, mesela bu havacılık gelişiyor. Havacılık gelişince ne oluyor mesela? Yeşilköy'deki hava meydanı açılmış. Ve 1953 yılında, yine 1955 yılında Esenboğa'daki havalimanı açılmış. Bunlar uzun yıllar Türkiye'deki hava yolu taşımacılığındaki merkez olan iki yer. Ankara'nın başkent olması nedeniyle Esenboğa önemli. Yeşilköy'de bizim dışarıya açılan birinci kapımız olması yönüyle havacılık açısından, hava yolu ve kargo taşımacılığı açısından önemli. Daha bu 1950'li yıllarda açılan meydanlar. Yani her şey aslında birbirine paralel gitmesi lazım. İşte bunların diyelim ki yer hizmetlerini vereceksiniz. Bunun için de yine Türk Hava Kuvvetleri'nden emekli bir pilot Ali Cavit Çelebioğlu, Çelebi Hava Servisini kurmuş. Ondan sonra bir başkası, devletin öncülüğünde kurulmuş havaalanları yer hizmetleri anonim şirketi Havaş, belki onu duymuşsunuzdur. Havaş'ı kuruyorlar. İşte efendim güvercinlikte şu anki kara havacılık şeyinin, alayının, okulunun merkezi açılıyor. Şu anda Isparta'ya taşındı gerçi ama belki yine duyarsınız, Türk Hava Yolları Pilotları Cemiyeti var, TALPA. O da o yıllarda kuruluyor. Dolayısıyla havacılık bir ekosistemse bunların hepsini aslında bir arada düşünüyor olmamız gerekiyor. Mesela 1963 yılında bir film çekiliyor Göksel Arsoy tarafından. Bu Türkiye'de aslında ilk film Hava Kuvvetleri'ni ve pilotlarını tanıtan Şafak Bekçiler. Belki duymuşsunuzdur. Ben bunu da çok önemli görüyorum. Çünkü insanlar, hani Amerikan filmleri ne yapıyor? Dünyanın gelecekte nasıl bir şekil alacağı yönünde aslında senaristler bir öngörüde bulunuyor. Bunu filmlerle insanlara göstere göstere gençlerin yaratıcılığına katkı sağlıyorlar. Buradan işte mühendisler çıkıyor, buradan çeşitli teşebbüsçüler çıkıyor, girişimciler çıkıyor. Benzer şekilde eğer sen kendi ülkende havacılığın gelişmesini istiyorsan bu tür filmlerle de bunu destekliyor olman gerekir. Kanaatindeyim ki doğru bir adım yapmışlar 1963'te. Şimdi bizim 1964'de geldiğimiz zaman, hani 1960 anlaşmasıyla Kıbrıs'ta bir garantörlük anlaşması var. Türkiye, İngiltere ve Yunanistan. Ama adanın çoğunluğu Kıbrıs Rumları var. İşte Kıbrıs Türkleri var. Her ne kadar Osmanlı idaresinde de olsa da 1882 yılından itibaren, yani onun öncesinde 1878'deki Berlin Anlaşması'nda hani Ruslara karşı bizi korusunlar diye İngiltere'ye Kıbrıs'ı bir anlamda kiralamışız, geçici olarak vermişiz. Ondan sonra zaten bir daha alamamışız. 1960'taki o garantörlük anlaşması kapsamında adada yaşayan Türklerin Rumlar tarafından, Rum çeteler tarafından işte katliamlar oluyor. Onları korumak için Türk Hava Kuvvetleri devreye giriyor. Alçak geçişler yapılıyor. 7 Ağustos'ta 1964'te o tür bir geçiş oluyor ve yine 8 Ağustos'ta 30 kadar Türk uçağı o bölgeden geçiyor. Etkili de oluyorlar ama bir tanesi işte düşüyor. Cengiz Topel F-100 uçağıyla yaralanıyor. Hatırlarsanız o zaman da ne oluyor? İşte ele geçiriyorlar, işkenceyle şey de diyorlar rahmetli. Onu da Allah rahmet eylesin diliyorum. Allah Buyurun. rahmet eylesin, saygıyla analım Cengiz Topel'i Evet, o yani Kıbrıs bir konusunda. önemli. Şimdi Kıbrıs'tan önce tekrar bir şey aklıma geldi. 1962 yılında 15 veya 16 Ağustos'ta, galiba 15 Ağustos'ta Irak'ın savaş jetleri Türk sınırını geçiyorlar ve bir köyü bombalıyorlar Türkiye'de. Sonra geri gidiyorlar. Ertesi günde 4 tane Türkiye uçak kaldırıyor ve onlara şu görev veriliyor: herhangi bir uçak geçişi olursa onları vurun diyor. Gerçekten de Irak jetleri geçiyor ve bunlardan bir tanesini vuruyorlar, düşürüyorlar. Diğeri de yaralanıyor, kendi ülkesine kaçıyor. Ve bu da Türk havacılık tarihinde Hava Kuvvetleri'nin düşürdüğü ilk uçak oluyor. 1962 yılında 16 Ağustos'ta. Şimdi Kıbrıs'la ilgili tabii gerginlikler devam ediyor. 67'leri de var. Burada da Hava Kuvvetleri kullanılıyor ama esas 1974 yılında ne oluyor? Kıbrıs Barış Harekatı, Harekat 1 ve 2 olarak yapılıyor ve bu harekatlar esnasında Türk Hava Kuvvetleri kendinden beklenen görevleri yapıyor ama
Deniz kuvvetleriyle işte biraz istihbarattan kaynaklı, biraz harekatın koordinasyonundan kaynaklı bir gemiyi maalesef batırıyoruz. Bu işte müşterek ortak harekatta iyi koordinasyon yapılmazsa kendi uçağım, kendi gemimizin veya uçağımızın veya kendi birliğimizin Evet, Kocatepe zırhlısını dair kötü bir batırıyoruz. örnek. Evet, yani acı bir olay. Allah bir daha böyle bir harekat yapacaksak yaşatmasın. Çünkü kendi insanını kendi uçağına vurmak gibi Amin. bir durumla karşı karşıya kalmışız. Şimdi ben hani kendi hayatımdan bahsederken T-37'lerden bahsetmiştim. Bu T-37'ler de artık Türkiye'ye 1966 yılında geliyor. Düzeltiyorum, 67 yılında. Ondan sonra da Çiğli'deki eğitimler verilmeye başlanıyor. Bu dönemde aynı zamanda Eskişehir'deki uçuş okulunda Çiğli'ye taşımış oluyoruz. Çünkü Çiğli'nin güzelliğine hava şartları yıllık fazla baktığımız zaman en fazla uçuş yapma fırsatı veren yerlerden bir tanesi. İncirlik de keza bu şekilde önemli. Böyle birkaç yer var Türkiye'de. Oralarda eğitim verdiğiniz zaman hava şartları sizi daha az etkiliyor. Daha fazlaca zaman kazanarak eğitim verebiliyorsunuz. Bu da sizin yetiştirdiğiniz pilot sayısını arttırıyor yıl içerisinde baktığımız zaman. O açıdan bu seçilen yerler önemli. Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık, tamam da yaparken ne yaptık? Sıkıntı oldu Amerikalılarla. Amerikalılar bizim o harekatı yapmamızı istemediler. Bunun öncesinde de hani fabrikalar kapandı. Uçak fabrikası, motor fabrikası, ama arayışlar devam ediyor. Genelkurmay'ın kendi içerisinde böyle çok niş özel projeler yapılmaya çalışılıyor. Mühendislik faaliyetleriyle havacılığa çeşitli katkılar sağlanıyor veya diyelim ki bir uçakta bir parça tedarikinde problem oldu. İşte Amerikalılardan alınamadı. Onları kendi imkanlarımızda özel bir mühendislik ekibi kurarak üretme yoluna da gidilmiş. Tasarım manasında bunlar da öncü çalışmalar olarak dikkate almamız gerekir. Ama onun öncesinde 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önce yine Amerikalılarla sürtüşmeler var. Bu deniz gezmiş hadisesi falan var. Nihat Erim hükümeti zamanında başka gelişmeler var. Dolayısıyla bu işin ilerlebet gitmeyeceğini Genelkurmay da görüyor. Hava Kuvvetleri de görüyor. Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'ndan daha önce bahsetmiştik. Bu vakfın öncülüğünde 1973 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ kuruluyor. Bu TUSAŞ kurulurken amaç nedir? Aynı bu Türk Hava Kurumu'nun yaptığı gibi bir uçak fabrikası kurması ve kendi uçağımız üretmesi ve nedir bu? İşte kendi kanatlarımız altında özgür olalım, bağımsız olalım. Kendi uçağını kendin yap sloganıyla rahmetli biraz önce bahsettiğiniz Muhsin Batur öncülüğünde böyle bir adım atılıyor. Şimdi bu Hava Kuvvetleri'nin attığı adım önemli, ama o zamanki gelişmeler içerisinde bir türlü arzu edilen ne yönetim adam gibi sağlanabiliyor. Halktan paralar geliyor. Yani halkımız bu işe iyi de teveccüh gösteriyor, ama bunun bir üretime dönüştürülmesi zaman alıyor. Bu arada 75 ile 78 yıllar arasında ambargo yiyoruz. Ambargo neticesinde uçakların uçurulmasında da sıkıntılar yaşanıyor. Ama yine o 1. Jet Üskomutanlığı'ndaki, yani Eskişehir'deki İkmal Bakım Merkez Komutanlığı'ndaki teknik yeteneğimizin belirli oranda gelişmesi neticesinde uçakları faal tutmaya çalışıyoruz. Ama parça akışında sıkıntılar var. Örneğin bir F-5 uçağında bile sıkıntı yaşıyoruz. O zaman Libya'da bize 2 tane çift kumanda, 5 tane de tek kumanda olacak şekilde 7 tane F-5 uçağı vermiş. Yani Amerika haricinde benzer uçakları elinde olanlardan almaya çalışarak idame ettiriyoruz. Ama 1978 yılında zaten ambargo kalkıyor. Sonraki gelişmeler, Türk-Yunan sorunları zaten bizim hem Amerika ile hem NATO ile olan ilişkilerimizde temel noktaya oturuyor, temel merkeze oturuyor. 1980 yılına gelmeden önce Aselsan kuruluyor. Aselsan bu açıdan önemli. Havacılığın hani aviyonik malzemelerinin, parçalarının, sistemlerinin üretilmesinde yıllar geçtikçe Aselsan önemli roller oynamaya başlıyor. Bugün birçok uçak sistemini, helikopteri yaparken insan savaşları Aselsan'ın bu ürünlerini kullanma durumundayız. Bunun temelleri de 1970'li yılların ortasında atılıyor. 1980'li yıllarda da Havelsan kuruluyor. Yine Roketsan kuruluyor. Bunlar hepsini vakıf bağlısı ortaklık şirketleri olarak geçiyor. Tabii burada 1980'den sonra daha önemli bir şey gelişiyor. Nedir o? Bizim kendi uçağımızı
kendi imkanlarımızda havacılık o kadar gelişiyor ki. Yani dördüncü nesil uçaklar dönemine başlanıyor. Daha Türkiye ikinci nesil yapacak seviyede bile değil. Yani ikinci nesil seviyedeki uçak da hani F-4'lerin başlangıç seviyesindeki veya F-104 uçaklarından bahsediyoruz yani. Jet çağında o F-86'lar, F-84'ler bile birinci nesil. T-33 de birinci nesil. Dolayısıyla bizim kendi imkanlarımızla uçak yapabilmemiz için birileriyle beraber çalışıyor olmamız lazım. Elimizdeki uçaklar da eskimiş. O dönemde NATO'da F-16 şeyi başlıyor. Trendi başlıyor. Türkiye'de F-16'yı, F-18'i ve F-15'i inceliyor. F-20 uçağı da var ama F-20'yi en baştan zaten Türkiye eliyor. Şimdi çünkü Amerika bile kendisi kullanmamış. Türkiye'nin kullanması söz konusu değil. F-18 biraz daha hani YF-16, YF-17, oradaki YF-17 daha sonra F-18 oluyor. Bu yarışmada Amerikan Hava Kuvvetleri F-16'yı tercih ettiği için F-16 bir adım öne çıkıyor. Yani bu 1974'te ilk uçuşunu gerçekleştirdi her iki uçak da. 75 yılından itibaren F-16 Amerikan Hava Kuvvetleri'nin istediği şekilde üretilmeye başlanıyor. O ambargo yıllarından bahsediyorum. 1980'de Yunanistan'ın NATO'ya dönüşüne izin verdik. İşte karşılığında ne aldık? O tarihin yazacağı bir şey. Ama tekrar Amerika ile ilişkiler biraz daha iyileşti. O kapsamda bu uçak üretim görüşmeleri de devam etti. Ve en nihayetinde Türkiye F-15 ile F-16 arasında kaldı. F-15'in fiyatı daha yüksek, çift motorlu, bakım idamesi daha zor denildi ve 1983 yılında 4,2 milyar dolara 160 adetlik bir uçak üretim paketini biz ne yaptık? Amerika ile anlaştık. Buradaki 4,2 milyar dolar bugün için çok büyük bir para değil. Yani devletler penceresinden ama o zamanki bütçenin %30'larına denk gelen bir paradan bahsediyoruz. Büyük bir para yani. Yani Türkiye o dönemde 160 uçağı üretmek konusunda, F-16 konusunda ciddi bir karar vermiş ki 1970'lerde Demirel 70 sente muhtacız diyecek noktaya gelmişken 1980'lerde bu 12 Eylül darbesinden sonraki gelişmelerle de paralel olarak konseye arz yapılıyor ve F-16'ya karar veriliyor. Daha sonraki dönemde de Özal iktidarı ile birlikte F-16'ya onun da desteği artarak devam ediyor. Ve şu anki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi o zaman Turkish Aerospace Industry olarak, TAI olarak 1984 yılında temeli atılıyor. 1986'dan itibaren üretime başlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam ilk 8 uçak veya 6 uçak Amerika'dan uçarak geliyor. Daha sonraki 152 uçak Türkiye'de o lisans altı üretim kapsamında üretiliyor. Tabii bunu üreten Bunlar mühendisler blok 30 mu? F-16 blok tabii 30 galiba. ilk gelenler blok 30, small inlet. Daha sonra bunların daha performans olarak yüksek olan big inlet versiyonları Türkiye'de üretiliyor. Şimdi dolayısıyla ne yapılıyor? F-16'ya geçiş yapılıyor. Bu aslında 1951-52 yılından bahsettik ya jet çağından. Bu ondan sonraki en büyük değişim Hava Kuvvetleri'nde F-16'nın gelmesi. Ondan önce arada F-4'ler, F-104'ler falan geliyor ama F-5 uçakları. Bunlarla zihniyet değişikliği olmuyor. F-16 ile beraber 4. nesil avionik yönüyle çok gelişmiş bir uçak. Uçuş kumanda sistemleri fly by wire yani Amerikalıların bile yeni yeni alışmaya başladığı bir sistem ve modern bir uçak. Bu birlikte çalışabilirlik dediğimiz interoperabilitik açısından NATO ülkeleriyle çok rahat bir şekilde hareket yapabileceğiniz bir uçak. Ve biz de Zamanına göre zaten çok yeni bu uçak. yeni bir uçak 270 kadar uçak almaya karar verdik. Yani daha doğrusu ilk başta 160, ikinci paket 1996 yılında blok 50'ler. O da yani ilk paket blok 30, sonra blok 40 beraber 160 uçak. Sonra 80 uçak blok 50 ve en nihayetinde de blok 50 plus dediğimiz daha gelişmiş versiyonu blok 50'lerin. Onlardan da 30 tane aldık 2007 yılında. Dolayısıyla 270 uçağımız var ama bu uçaklardan yaklaşık 35 civarında uçak yıllara sağır olarak işte düştü, bir şeyler oldu. Onların yerine yeni uçak arayışları belki duyuyorsunuzdur. İşte Eurofighter alalım veya başka bir şey alalım diye. Hani F-16 tedarikinde Amerikalılarla sorun yaşıyoruz şu anda. Tekrar yani 1975-78 ambargosunun çok daha diyelim onun kadar olmasa da orada keskin bıçak gibiydi. Bize ambargo dolaylı şekilde uygulandı, gevşetildi. İşte anlaşmalar devam ediyor.
F-35 sorunu var, S-400 sorunu var, şimdi F-16 tedarik sorunu var. Onlar da şu an günümüzde yaşadığımız, ama onun öncesinde TUSAŞ'a devam edelim. Şimdi bu TUSAŞ'taki üretim imkanlarını aslında biraz da savunma sanayi başkanlığının kuruluşuyla da alakalı işler bunlar. Eğer böyle bir uçak üreteceksek bunun yönetimi çok önemli. Dolayısıyla 1985 yılında savunma sanayi müsteşarlığı kuruluyor. 1987 yılında da bu, hani Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'ndan bahsettik. Bunun kara versiyonu da var, deniz versiyonu da var. Bütün vakıfları tek çatı altında toplayalım demişler. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nı 1987 yılında kurmuşlar. Bu niye önemli? Bu vakıflar halktan paraları toplamışlar ve paralara sahip çıkmışlar. O paralar aslında şu anki işte bir milli mübarek uçak diyorsak, onun sermayesini yine halkın zamanında verdiği paraların işte ete kemiğe bürünerek milli mübarek uçak olarak gökyüzünde uçmasını sağlayacak. Dolayısıyla o vakıf milletin vakfı, milletin parası. Milletin parasıyla şu an TUSAŞ'ımız var, Havelsan'ımız var, Aselsan var, Roketsan var, Aspilsan var gibi şirketler var. Bunların belirli oranda yönetimi şu an biraz daha değişti. Eskiden Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı olduğu için emekli askerlerin de belirli oranda buralarda rol alması ve vakfın bir anlamda mallarına, devletin malına, milletin bağışlarına sahip çıkması amaçlanıyordu. Şimdi başka türlü kurgulamalar var. Bu ticari şeyler, üretime yönelik şeyler. Ama en nihayetinde bu fabrikalar hazır bir Evet. şekilde çalışıyor. Şimdi 1990'lara geldiğimiz zaman kendi helikopterimizi üretme, kendi tankımızı üretme, kendi topumuzu üretme, kendi uçağımızı üretme, kendi gemimizi üretme konusunda büyük arayışlar var. Ve kuvvet komutanlıkları İsterseniz da, bu konuyu askerler de biraz bunları hızlı değişiyor. geçelim. Şimdi Vaktimiz biraz dolayısıyla şey oluyor. F-16'nın üretimini Amerikalılarla birlikte yaptığımızı kabul ediyorum. Montaj gibi görülse de burada çok şey öğreniyoruz. O sırada insansız hava aracı, zirai ilaçlama uçağı, işte çeşitli avyonik modernizasyonlar yapılmaya çalışılıyor. 2005 yılına geldiğimiz zaman Amerikalılarla ortak olduğumuz bu TAI'de ya üretecek bir şey kalmıyor. Amerikalılardan ayırıyoruz yolumuzu. İşte Eskişehir'de motor fabrikası var. Orası General Electric'le beraber ortak devam ediyor. TUSAŞ'ın ortaklığında. Ve GE mal da üretiyor orası, ama Ankara'daki tesis Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ismiyle TUSAŞ olarak devam ediyor. 2005'ten itibaren sermaye yapısı değişiyor. Orada hem vakıf hem de hazineyi temsil edecek şekilde Savunma Sanayi Başkanlığı da yer alıyor. %55, %45 hisseyle. Ve TUSAŞ ne yapıyor? Atak üretiyor, Anka üretiyor, Hürkuş üretti, Hürjet'i şimdi üretiyor, Milli Muharip Uçağı üretiyor. Bunların işte Gökbey diyoruz, T-929 Atak 2 diyoruz. Bunların hepsinin temeli aslında 2005 yılında devlet diyor ki ben burada kendi uçaklarımı, kendi hava araçlarımı üreteceğim ve egemen sistemler olacak, dışarıya bağımlılığımı minimize edeceğim diye karar veriyor. Burada bir ekosistem oluşuyor. Ondan sonra da oradan ne çıkıyor? Daha sonraki yıllarda bundan başka firmalar da, özel şahıslar da aynı Hürkuş'un yaptığı gibi kendi fabrikalarını kurmaya çalışıyorlar. İşte bir Baykar böyle çıkıyor. İşte Vestel Savunma böyle çıkıyor. Diğer ufak tefek şirketler var çok sayıda. Özellikle insansız hava aracında ve diğer avyonik sistemlerde, yazılım sistemlerinde. Ve Türkiye'de gerçekten savunma sanayisi belirli bir şekilde yol almaya başlamış, başarılı bir şekilde de devam ediyor. Ha, bunlar yeterli Çok mi? evet. Daha yeterli değil, ama daha da ileriye gitmek için şu anda güzel örneklerimiz var. Ben yakın zamanda işte Hürkuş'ta da, Hürjet'te de, aynı Atak'ta olduğu gibi Gökbey'de de, T-929'da Anka belirli yol aldı, Aksungur'da yol aldı, Anka 3'te de, yani sayısız şeyde havacılık açısından ilerleme olacağına inanıyorum. Zaten buna yönelik de sayısız işaret var. İnşallah, inşallah diyelim ve ayrıca son olarak da bu taktik hava kuvvetlerinin 2014'te birleştirilmesi var. Hava kuvvetleri teşkilatı açısından tarihi anlatacaksak Muharip Hava Kuvvetleri ve Füze Savunma Komutanlığı'na Evet. dönüştürülüyor. Böyle teşkilat yenilenmesi var. Gerçekten çok güzel bir anlatım oldu. Biz de keyif aldık. Çok iyi bir faydalanma oldu benim için. Yani ben burada sözde moderatörüm ama aslında siz sunup siz yönettiniz ve Estağfurullah. gerçekten ben de dinlerken çok bilgilendim ve inanıyorum ki bu işte ilgilenmek isteyenler, bu işi havacılık konusunda bilgi edinmek isteyenler için çok faydalı bir video, podcast oluşturmuş olduk.
Size de çok teşekkür ederim söyleşi talebimizi hem kabul ettiğiniz için hem de burada kendinizi yorduğunuz için gerçekten çok uzun ve faydalı bir işe imza attınız. Bizden çok siz yoruldunuz. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Sizi de mümkün olduğunca az yormuşuzdur diyelim. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Ben çok keyif aldım gerçekten. Tabii bu anlattıklarım belki yani denizde kum tanesi gibi. Türk havacılık tarihi gerçekten çok geniş. Bu konuda yazılmış sayısız kitaplar var. Bizi dinleyen arkadaşlarımızın, dinleyicilerimizin o kitapları yani ben burada bir cümle olarak bahsettiğim şeyin arkasında aslında çok daha büyük bir geçmiş var. Çok daha Kesinlikle büyük biz burada emekler aslında var. saatlerce Onları anlatmış da olsak da evet bir giriş yeterli olmaz. mahiyetinde bile Dolayısıyla hani değildi. Belki bu konuları çok daha iyi bilen arkadaşlarımız dinlediği zaman veya bazı şeyleri tam anlatmamış diyebilirler. Bu zaman açısından hem dinleyicileri sıkmamak istedik hem de o kadar çok konu var ki hangi birisine derinlemesine ineceksiniz. Mümkün olduğunca hepsinin değinmeye çalıştım elimden geldiğince. Arada unuttuklarım da olabilir. Onlara da eğer başka bir program olursa Canınız bir sağ olsun. temiz alırız. Canınız sağ olsun komutanım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür BTB Tarih ediyorum. Podcast'in ilk bölümünün sonuna geldik. Bu askeri havacılık tarihini emekli hava pilotu General Doktor Hüseyin Fazla ile konuştuk. Hepinize iyi günler dileriz. Hoşça kalın. Hoşçakalınız.